Merhaba, yeni bir atıksız mutfak videosuna hoş geldiniz. Daha önce bu konuyla ilgili videolar çekmiştik. Onları izlemek için lütfen burayı tıklayın. Daha önceki videolarımızda atığın, mutfak atıklarının size bütçesel olarak maliyetinden bahsettik. Neler yapabileceğinizden bahsettik genel anlamda. Şimdiki bu videoda da ben size örneklem olarak anlatmak istiyorum neler yapılabileceğini. Türk mutfağı aslında atığı değerlendirmek adına çok verimli bir mutfak. Bizim mutfağımızda atık değerlendirme adıyla olmasa bile ona çok müsaade eden tarifler var. Örneğin bugünlerde çok kaybolmuş bir değer papara var. Paparanın ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bilmeyenler için izah edelim. Bence kaybolduğu için gençler belki bilmiyor olabilirler. Kalmış ekmekleri fırında kızartıp onun üzerine çorba dökebilirsiniz. Varsa et suyu, tavuk suyu dökebilirsiniz. Yoğurt dökebilirsiniz. Kalmış yemeklerinizin sularından dökerek değerlendirebilirsiniz. Son derece hafif ve güzel bir yemektir. Başka bir değerlendirme yöntemi şu olabilir. Daha önceki videolarda söylemiştik. Ekmek en çok israf edilen şey. Tahmin ediyorum et pahalı olduğu için o daha bir değer buluyor. Yani ben daha geçenlerde IKEA'daydım. Yanımdaki masada bir anne çocuğuna etlerini ye, etlerini ye, sebzelerini bırak etlerini ye diyordu. Hani sebzeyi yemeyeceksen de bari değerli olan kısmı ye veyahut da daha besleyici olduğumu düşünülüyor bilmiyorum ama. Ekmekleri değerlendirmenin başka bir yolu. Hani bir yolu papara yapmak olabilir demiştik. İkinci bir yolu ekmekleri kruton yapmak. Yani onları isterseniz birazcık zeytinyağı tereyağıyla karıştırıp fırında küçük küçük doğrayıp fırında pişirip kurutmak. Kuruyan ekmek tabii ki daha uzun süre dayanıyor ve bunları salataların üzerinde, çorbaların üzerinde kullanmak çok güzel bir alternatif olabilir. Başka ekmekle ilgili bir alternatif, ekmekleri yine fırında kurutmak veya çok kurulularsa fırında kurutmaya bile gerek kalmayabilir. Onları bir robotta çektikten sonra ekmek kırıntısı olarak panelemek için veya köfte içlerinde kullanmak için değerlendirmek. Dışarıda tutmazsınız, buzdolabında tutarsınız kurutmazsanız, dipfrizde tutarsınız yani. Ekmek için bu birkaç tane öneriyi söyleyebilirim. Dünden kalan yemeği bugünle birleştirmek bir alternatif olabilir. Yani nedir? Pilav mı kaldı? O pilavı bir yayla çorbasına çevirebilirsiniz. Biraz pilav mı kaldı? Mümkünse imkanınız varsa onun üzerine biraz kıyma ekleyerek bir kadın budu köfte haline çevirebilirsiniz. Dünden kalan yemeği değerlendirmek adına çok yaratıcı olabileceğinizden eminim. Tas kebabı mı kaldı? Birazcık sebzeyle birleştirip onu bir çeşit türlü haline getirebilirsiniz. Formunu değiştirebilirsiniz gıdaların. Yani kalan bir şeyi o haliyle artık tüketmek istemiyorsanız en basiti çorba yapmaktır. Birazcık sulandırıp bir blenderdan geçirdiğinizde hatta su yerine süt veya biraz krema da ekleyebilirsiniz. Son derece lezzetli bir yemek olacaktır. Çorba da çok midevi, her sofrada bulunan, herkesin çok sevdiği bir gıdadır. Salatalarda kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir parça et fazla geldi, ızgara yaptınız. Veya işte bir iki dilim peyniriniz kaldı, seyahate gideceksiniz, aman kalmasın kurumasın. Bunları salataların üzerinde değerlendirebilirsiniz. Benim en çok sevdiğim yöntemlerden birisi omlet yapmaktır. Bir iki tane mantar, bir iki tane biber. Bunlar kaldıysa mesela bunları kavurup üzerine güzelce bir yumurta kırıp hatta belki patatesle birleştirip şahane bir omlet yapabilirsiniz kendinize. Bu tür önerilerim devam edecek. Hatta bunlara dair videolar da çekeceğiz neler yapabileceğinize dair. Eminim çok daha yaratıcı çözümleriniz de olacaktır. Sizlerden de öneriler veyahut da kendinizin evde neler yaptığınıza dair bilgileri bizden paylaşmanızı rica ederim. Bilgi paylaştıkça güzelleşiyor ve artıyor. O yüzden eminim sizlerde de çok güzel yöntemler vardır. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Şunu şöyle yapıyorum diye videonun altına yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Benim çok sevdiğim başka bir değerlendirme yöntemi mesela makarna yapmaktır. Makarnaya her şeyi yakıştırdığım için bir lokmacık kalmış bir kıyma, azıcık kalmış bir iki tane domates, bir iki tane havuç, bir sarımsak. Bunların hepsiyle güzel bir makarna yaptığınızda çok şahane bir öğün elde etmiş olursunuz. Hatta yanına bir iki kaşık yoğurtla da son derece besleyici, tamamlanmış bir öğün elde edersiniz. Sandviçe çevirebilirsiniz kalan bir iki parça malzemeyi. Böreklerde kullanabilirsiniz. Diyelim ki peyniriniz kaldı. O peynirden birazcık, bu peynirden birazcık. Onların hepsini iyice kurutmadan bir şeyin içerisine, buzdolabı poşetinin içerisine koyup dipfrizde bekletirsiniz. Zamanı geldiğinde börek yapar ve onun içerisinde kullanabilirsiniz. Yani diyeceğim o ki yapmak istedikten sonra
yöntem bulmak hiç zor değil. Birçok yapılacak şey var. Benim sizden ricam bu konuya odaklanmanız, önem vermeniz, etrafınızı da bilinçlendirmeniz ve kendi mutfağınızda ve olabildiğince her yerde atığı azaltmanız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.